Herkese merhaba. Bu ders videomuzda y'ye göre çözülebilen diferansiyel denklemleri inceleyeceğiz. Birkaç videodur birinci mertebeden yüksek dereceli diferansiyel denklemlerle uğraşıyorduk. Y'ye göre çözülebilen diferansiyel denklemler ise üçüncü tipimiz bizim. Nelere bakmıştık? P'ye göre çözülebilen, x'e göre çözülebilen. Bu videoda da y'ye göre çözülebilen diferansiyel denklemleri inceleyeceğiz. Nedir y'ye göre çözülebilen diferansiyel denklem? Bana birinci mertebeden yüksek dereceli bir diferansiyel denklem verilsin. Şurada mor ile işaretledim. Ben yine klasik dönüşümü yapıyorum. Y'nin türevi eşittir. P dönüşümü yaparken benim diferansiyel denklemim yani şurada yeşille dikdörtgen aldım. Burada ne yaptık sadece? Y'nin türevi yerine P yazdım. Eğer bu diferansiyel denklem şu şekilde yazılabiliyorsa hangi şekil? Bak ne var burada? Y'yi çekebilmişim. Y eşittir. X'in ve P'ye, X'e ve P'ye bağlı bir fonksiyon şeklinde yazabiliyorsam. Nasıl mesela? Y eşittir. Kosinüs X çarpı P artı ln P çarpı X kare. Yani Y'yi çekebiliyorsam denklemde. Sağ tarafa bakıyorum. Y'ye bağlı bir şey var mı? Yok. Değil mi? Kosinüs X, X'e bağlı. P'ye bağlı. P'ye bağlı. X'e bağlı. Yani sağ tarafta X'e ve P'ye bağlı bir şey kalıyorsa ben buna Y'ye göre çözülebilir diferansiyel denklem diyorum. Bir önceki videoda nasıldı? X'i çekebilmiştim. X'i Y'ye ve P'ye bağlı yaz Yani hangisini çekebiliyorsan ona göre çözülebilir diferansiyel denklem oluyor. Yani mantığı bu. Şimdi güzel kategorize ettim. Ben baktım birinci mertebeden yüksek dereceli şurada dönüşümü yaptım. E geldim. Dedim ki bu y'ye göre çözülebilir. E güzel. O zaman peki nasıl çözeceğim? Çözüm yolumuza gelecek olursak x'e göre çözülebilen diferansiyel denklemin neredeyse aynısı. Şimdi şuradaki dönüşümüm şu dönüşüm için neye göre türev alacağım? Daha önceki videodan söylediydim. Buraya y'ye göre türev alırsan 1 gelir eşittir 1. Hani saçma değil de çok karşına çıkan bir şey değil. Garip bir şey. Aklında böyle kalsın yani sallıyorum belki başka bir diferansiyel denklem öyle çözülür de aklında böyle kalması amacıyla burası y iken x'e göre türev alıp çözüyorum. Demin bir önceki videomuzda neydi? Eğer x'e göre çözülebilirse burayı neye göre türev alıyordum? Y'ye göre türev alıyordum. X'e göre türev alırsam yine burası 1 geliyordu. Garipti ve vesaireydi. Öyle aklında kalsın demiştim. Bu şekilde aynı mantık ile y'ye göre çözülebilen çözülebilen diferansiyel denklem için y'yi yalnız bıraktığımda x'e göre türev alıp olayı bitireceğim. Genel çözüm var. Gelin sorumuzu çözelim. Bakıyorum birinci mertebeden yüksek dereceli bir diferansiyel denklem. Hemen affetmiyorum. Y'nin türevi eşittir. P dönüşümü yapayım. Dönüşümü yaptığımda P'nin karesi eksi 4Y eşittir 0 ifadesiyle karşılaşıyorum. Bakıyorum bu ifade y'yi çekebilirim gibi geldi. Bir deneyim y'yi çekmeyi. Gerçekten de çekebiliyorum. P'nin karesi bölü 4 buldum. Bu gerçekten istediğim format mı? Benim istediğim format neydi? Y eşittir. X'e ve P'ye bağlı bir şey. Gerçekten öyle mi? Aynen. Gerçekten de öyle. Şimdi şuraya bir yıldız atalım. Bu önemli. Bu aklımızda kalsın. Yıldızlar karması yapılmış öyle. Burası 2 bu arada. Tam gözükmüyor. P'nin karesi bölü 4. Şimdi nasıl çözecektim? Her tarafın neye göre türevini almayacağım? Y'ye göre almayacağım değil mi? Burası 1 oluyor. Her tarafın x'e göre türevini alıyorum. Başlayayım x'e göre türevi almaya. Şurada yıldızlar karması yaptığım şeyin x'e göre türevini alıyoruz. dy bölü dx eşittir dedim. x'e göre türev alıyorum. 2 çarpı p çarpı dp bölü dx paydada da 4 var. Şunu, şunu sadeleştirirsem dy bölü dx yerine ne yazabilirim? Şuradaki dönüşümden dolayı yani y'nin türevi yerine p yazıyorum. p eşittir p bölü 2 çarpı dp bölü dx oldu. Şimdi burası önemli. Bir önceki videoda da bahsetmiştik. Hemen şunları cart diye sadeleştirmiyorum. Neden? Bunlar tekil çözümler. Yani genel çözümle üretilemeyen çözümler. O yüzden bu sadeleştirme işlemi hoş bir işlem değil. Diferansiyel denklemlerde sadeleşme işlemi yaparken çok dikkat etmeniz gerekiyor. Daha önceden açıkladık mı hatırlamıyorum ama bu şuna benziyor. Yani burada çözüm kaybedersiniz. Sen bütün çözümleri yazmak istiyorsun. Çözüm kaybetme. Yani lisede yaptığınız şu işleme benziyor. Örneğin x 2 çarpı x artı 5 eşittir. x eksi 2 çarpı 8. Bu denklemi çözmen isteniyor. Nasıl çözüyorsun sen? Eğer şunları cart diye götürürsen buradan x eşittir 3 bulursun. Kitlenir kalırsın. Neden? Çünkü burada x eşittir 2 de bir çözüm. Sen bunları böyle sadeleştiremezsin. Mantığımız bu. Buradan ne olur? Çözüm kaybolur. Bunu bulamazsın. Sorun yarım çözülmüş olur. Diferansiyel denklemlerde de burada yaptığımız mantığın aynısını düşünüyoruz. Sadeleştirme işlemi dikkatli yapılması gereken bir işlem. Neyse, bu e, yıldız attığımız, renkli yıldız attığımız çerçeve yani hepsini çerçeveye almışız. Şu vatandaşın düzenlemem lazım. Şimdi er, e, sağdaki arkadaşı sol tarafa atıyorum ve p parantezini alıyorum. P parantezinde 1 eksi 1 bölü 2 çarpı dp bölü dx eşittir 0 oldu. Bu diferansiyel denklem için iki tane ya burası 0 olabilir ya burası 0 olabilir. Türevsiz olana ne diyordum ben? Buradan ne gelecek? Tekil çözüm gelecek. Neden tekil çözüm geldiğini anladınız aslında. Buradan aslında şimdi burada da sadeleştirme yapabilirsiniz bir aslında. Öyle. yani her tarafı p'ye bölersiniz yine çözümünüz kaybolur. Onu yapmıyorsunuz dikkat edin. Buradan da genel çözümümüz gelecek. Genel çözüm. Gelin önce tekil çözümü çözelim, bulalım, çözelim değil. Tekil çözüm. Kırmızıyı aldım. Şimdi p eşittir beyaz almışız. Kırmızı deyip beyaz yapıyorsun. Neyse. p eşittir 0. Şimdi bu y'nin türevi eşittir p dememin kolay yanı bu çözümleri bulurken çok diferansiyel denklemlere girmiyor. Neden mi? Şimdi p eşittir 0 benim için bir çözüm. Şurada yıldızlar karması dediydik hatırlıyorsanız şu arkadaş. Şimdi bu benim diferansiyel denklemim. Gelin bunu da altına yazalım. Y'nin y eşittir. P'nin karesi bölü 4. Şimdi arkadaşlar benim çözümle diferansiyel denklem uyuşması lazım. Yani bunların ikisinin aynı anda sağlanması lazım. Bunların ikisi aynı anda nasıl sağlanır? Ben uzun uzun diferansiyel denklem niye çözeyim? Hamallık yapayım. Bak burada P'yi 0 bulmuşum. Gel yerine koy. O zaman Y eşittir. Ne gelecek buradan? 0 çözümü gelecek. Bak hiç diferansiyel denklemle uğraşmadım. Bu benim için tekil çözümdür. Gerçekten doğru mu? Hemen hızlıca bir kontrol edelim. Diferansiyel denklemde yani şurada Y eşittir 0 bir çözüm mü? Y'nin y, y türevi nedir? Y'nin türevi sıfırdır yine. 0 eksi 0 eşittir 0. Bak gerçekten sağladı. Tekil çözümü bu şekilde doğruladı. Şimdi genel çözümü görelim. Genel çözümü gördükten sonra bakacağız ki buradaki tekil çözümü genel çözümdeki C'lere değer vererek elde edemeyeceğim. Görelim. Şimdi Beyazla devam edelim. 1 eksi 1 bölü 2 çarpı dp bölü dx eşittir 0. Bunu çözmek istiyorum. Sağ tarafa attım. Düzenledim. dp eşittir 2 dx oldu. Bir integral alayım. P dediğim şey 2x artı c bulundu. Hmm. Bak, şuradayım ya. Bak burada P'yi direkt bulduydum. Burada bir tık işlem yaptım yine buldum. Bunun neyi sağlaması lazım? Diferansiyel denklemi. Bak diferansiyel denklemimi yine aşağıya yazıyorum. Bu ikisinin aynı anda sağlanması lazım. Sen artık P yerine Y'nin türevi yapıp işleme girme. Arkadaşım bak burada P'yi zaten bulmuşsun. Gel yerine yaz. Çözümümüzü bulalım. Şu yanına yazayım. Y eşittir. P yerine bunu yazıyorum. X 2X artı C'nin karesi bölü geldi. Buradaki arkadaş da genel çözüm. Hatta gelin bunu bir açalım. Şimdi bunun yerine yazdık. Bunu da yazalım. Gönlük kalmasın. Y eşittir. Açarsak birincinin karesi. Birinci ikincinin çarpımının iki katı. Artı ikincinin karesi bölü 4. Hatta şöyle biraz daha yakışıklı yapalım. X kare artı. X c artı. C kare bölü 4. Şimdi bu benim için bir genel çözüm. Peki C'ye değer verip Y eşittir sıfırı bulabiliyor muyum? Silelim. Bulamıyorum. Örneğin C'ye 0 verseniz bile burası gitti, burası gitti. Bak x kareli ifade her zaman kalıyor. Burada C'ye x'li bir şey veremezsiniz. Burada C'ler sabit. İşte 2 vereceğim, 3 vereceğim, 5 vereceğim gibi gibi. Şimdi Hadi hazır şunu da yapalım. Öbür ikisini yaptık. Diferansiyel denklemimizi sağlıyor mu? Y'nin türevinin karesi eksi 4. Y eşittir 0. Acaba bu fonksiyon diferansiyel denklemi sağlıyor mu? Bir kere y'nin türevini alalım. Ne gelecek? 2x artı c mi geldi? Yerine yazalım. 2x artı c'nin karesi eksi 4 çarpı x kare artı x c artı c kare bölü 4. Bunu açarsam ne geliyor? birincinin karesi artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi eksi bunu da dağıtıyorum 4x kare eksi 4xc eksi c kare bakın tak 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 hepsi gitti sonucum sıfır oldu yani diferansiyel denklemi sağlıyor bu videomuz bu kadardı arkadaşlar unutmayın tekil çözümleri kaybetmeyin sadeleştirirken çok çok dikkat edin bu videomuz bu kadardı. Soru çözüm videosunda görüşmek üzere.